son derece özel bir adam. Belki ilk kez adını terennüm edeceğim, bilmiyorum. Ama tanımak ve anlamak lazım diye inanıyorum. Garip bir adam, özel bir adam. Hallacı Mansur. Mercan mercan, uçuk dudağında kan, İnci inci soluk şakağında ter. Ne kan içti, ne can aldı bu meydan, bu meydan aşıktan canını ister. Sana taş attılar, sen gülümsedin. Halden anlayan dervişin çiçek attı, inledin. Bağrımı delmeye taş yetmez dedin. Halden anlayanın bir gülü yeter. Üstad Necip Fazıl Hallacı Mansur şiirinde öyle anlatıyor. Kim bu hallaç? Kanına götüren, idama götüren süreç neydi? Hallaç pamuk atan demek. 56 yaşında vefat edecek, idam edilecek bir hak dostu aslında. Ama yanlış anlaşılmış, belki kendi idamını kendi çizmiş, belki sükut etmesi gerektiği yerde sükut etmemiş bir büyük insan. Ben yanlış bir söz söylemekten bin kez Allah'a sığınırım. Ne Bestanlı Beyazıt hakkında, ne Hallacı Mansur hakkında. Anlamak lazım gerektiğine inanıyorum. Bir gün ustası diyecek ki, şu pamukları at, bana bırak diyecek. 5 dakikada bütün pamukları atacak. Bir günde atılacak pamukları 5 günde, ondan dolayı adı Hallaç olacak. 12 yaşında hafız olacak. Günde 1000 rekat namaz kılardı. İranlı oldu söylenir Hallacı Mansur'un. O öldürülecek, Muhyiddin Arabi 78'de Şam'da vefat edecek. Zindana korular bir sözünden dolayı. Sözüne enel hak. Aslında sofistaizme karşı, dünya ideler alemidir diyen Yunan felsefesine karşı, hayır Allah var ve Allah haktır diyen, bu dünya ideler alemi değil, gölgeler değildir diyen müthiş bir sofi, ama yanlış anlaşılacak. Bu kelime ben Allah'ım diye anlaşılacak. Haşa. Hallacın böyle bir şey demesi mümkün değil. Ama sekir halinde, manevi doygunluk halinde öyle bir hal vardır ki tasavvuf erbabının bir kısmının kendini kaybeder. Konuşan o değil, farkında değil konuştuğunun. Sekir hali. Hallaç o hali yaşar. Zindana atarlar. Halk galeyana getirir. Halk der ki bu adam Allah'ım diyor. Zindana atarlar. Herkes kaçar zindandan. Sen de kaç, ben hakkın mahkumuyum, kaçamam ki der. Bir gün gelirler zindan ve o orada. Bir gün gelirler zindan yok, o orada. Bir gün gelirler o yok, zindan yok. Bu nedir derler. Geldiniz, ne ben ne zindan vardı. İkimiz de yoktuk. Çünkü o gün Allah oradaydı der. Geldiniz, zindanı gördünüz, beni görmediniz. Çünkü ben hakkın yanındaydım der. Cüneydi Bağdadi, Hallacı Mansur'a der ki kendine dikkat et, ağzından çıkana dikkat et. Bu laflar seni idama götürür, sehpaya götürür. Cüneydi Bağdadi, sakın halkın kabullenmediğini söyleme. Bilmem hangi dar ağacında asılacaksın, sonun iyi değil dediğinde, diyecek ki biliyorum, bir gün bir dar ağacında son nefesi vereceğim. O gün sen de sofi elbisesini çıkaracak, o gün sen de fıkıhçı elbisesi giyeceksin. Sen de benim ölümme karar vereceksin. Soruyorlardı Hallacı Mansur'a, gerçek mümin kimdir? 2 rekatı vücudundan akan kanla abdest alarak kılan adamdır. Dönüyordu, 2 rekat seni kurtarır diyordu. Ama o 2 rekatı kılabilmek için su kullanmayacaksın, vücudundan akan kanı kullanacaksan, aynen öyle yapmıştır. Günde 1000 rekat namaz kılardı. Resulullah'ın adı anıldığında Hallacı Mansur bağırırdı, kendini kaybederdi. Hakkı bulmak
veya vahdet-i vücut arasındaki o nazik sıfatta Hallacı Mansur ayağa kayanlardan biriydi. Halka anlatamayanlardan biriydi. Onun için sözleri çok yanlış anlaşılacaktır. Dönüyordu. Bir adam bir gayrimüslime diyordu ki köpek sus diyordu. Köpek diyordu gayrimüslime. Dönüyordu. O gayrimüslime köpek diyene içindeki köpeği havlatma diyecektir. Hallaç sıradan bir adam değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın insani tavırlarını bütün hayatına nüksettirmiş, almış. Hallacı Mansur yazın kış, kışın yaz meyvesi yerdi. Kerametleri çok açıktı. Denir ki zindanda 1000 rekat kılardı. Bir gün bir idam mahkumunu idama götürdüler. Adam geldi Hallacın şöyle yanına geldi. Hallacı sardı. Dedi ki bana dua et. Ölüme götürülüyorum. Dua et Allah beni affetsin. Hallac git dedi. Adam gidince Hallacı Mansur dizleriyle yere çöktü. Şehadet parmağını kaldırdı ve secdeye vardı. Parmağı yukarıda secdede Hallac. 10 dakika sonra idam mahkumu geri geldi. Beni affettiler. Parmağını indirdi. Elhamdülillah şehadet beni yanıltmadı dedi. Allah'a kabul gören, Allah katında itibar gören bir insan Hallacı Mansur. Tasavvuf erbabının kendine ait sözleri vardır. Zehebi'nin Et-Tefsir ve'l-Müfessirun adlı eserine bakan ehli ilim bunu görecektir. İbn-i Arabi'nin öyle tefsiri vardır ki normal standartta anlamanız mümkün değil. Hallaç da öyledir. 100 kırbaç vurdular, sesi çıkmadı. Denir ki, hoşuma gitmiyor söylemek ama bu işin vebali de vardır. Ellerini ayaklarını kestiler. Kan kaybından zarardım dedi. Tasavvuf nedir dediler, bu hali yaşamak dedi. Tasavvuf budur dedi. En alt mertebesi budur dedi. Tahammül. Dediler ki tasavvufun üst mertebesi ne ben anlatabilirim ne siz anlayabilirsiniz dedi. Bir arkadaşı sordu, gerçek sofi kimdir? Yarın gel meydanda görürsün dedi. Meydanda eli kesilecek, ayağı kesilecek. Hallac. Dilini kesecekler Hallacı Mansur'un. Dedi ki bırakın bir şey söyleyeyim sonra. Söyle. Ya Rabbi, bana bu eziyeti yapanlar senin için yapıyorlar. Beni anlamadılar. Onlar günahsızdır. Onlar yapılması gerekeni yapıyorlar. Çünkü ben ayağımı uzattım. Seninle aramdaki sırrı ifşa ettim ya Rabbi. Senin bana verdiğin nimeti haykırdım. Ben yanlış yaptım. Allah'ım azamet hakkı için, ismi azamın hakkı için ya Rabbi bunları sorumlu tutma. Onları yakma ya Rabbi. Hallacı Mansur'un kanı yerde enel hak yazdı. Ben haktan yanayım. Ben Rab'ten yanayım. Hallacı Mansur. Dediler ki ne yapalım cesedini? Beni öldürünce yakarsınız. Külümü Dicle'ye atın. Yoksa kabaracak. Hakikaten denir ki Hallacı Mansur öldürülünce su taşmaya başladı. Bu da eşyanın kendi haykırışıydı. Hallacın külünü attılar. Su çekildi, sustu. Dediler ki Hallac hak adamıymış. Hakkın adamıymış. Dediler ki yakın dostu Hallacı Mansur'un Bestamlı Beyazıt ona diyorlardı ki sen Subhani diyorsun. Ben münezzehem. Ağır bir kelime. Yani ben eksikliklerden arınmışım. Ancak Yüce Allah için söylenecek bir söz. Haşa dedi. Ama böyle sürüyorsun dediler. Kendini kaybediyorsun. Sekir halinde, manevi sarhoşluk halinde. Allah adına dedi. O cümleyi söylediğimde kılıçla kafama vurun dedi. Uyandığımda inkar ediyorum. Çünkü o haldeyken sen kimsin diyorlardı. Bestamlı Beyazıt'a ben kimim? Kendini tanımıyordu.
denir ki o cümleyi söyledi bir gün ellerindeki kılıçla Bestamlı Beyazid'in yüzüne vurdular. Kılıç kesmedi. Kendine gelince dediler ki yine sen Sübhani dedin. Haşa dedi. Dediler ki söyledin. Vursaydınız kafama dedi. Vurduk. Ama kılıç kesmedi. O zaman beni mazur görün. Ben söylemedim. Bana söylettiler. Ben Subhan'dan hiç ayrılmadım. Onun tecellilerini gördüm. Bu anlayış vahdedi vücuttan çok farklıdır. Bu fena olmaktır. Allah'ta fena olmaktır. Nereye baksa Allah'ın büyüklüğünü, azametini, Allah'ın kudret ve büyüklüğünü görmektir. İşte tasavvufun sözünü değil, halini yaşayan Hallaj gibi, Beyazıd-ı Bastami gibi, Sırr-ı Sakati gibi diğer büyük zevatın vardı bu büyük mertebeydi. Allah onları mazur görsün. Allah onlara merhamet etsin. Bizi de edebimizle onlara dil uzatmamayı, hallerini anlamayı, en azından o noktaya gelebilmeyi, o şuuru Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah.